İREF 2023 fuarında yüzlerce yerli ürünün yer aldığı Türk savunma sanayi sistemlerini incelerken görüntüsüyle bizi heyecanlandıran milli gururumuz Hürjet'in yanına geldik. Direkt olay, Hürjet 8000 parçadan oluşan bir uçak. Bu uçak ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava destek uçağı olarak kullanılacak. Ama en çok da gelecekteki savaş pilot adaylarımızı yetiştirmek için bu uçakta eğitimler verilecek. Aynı zamanda Hürjet'in TCG Anadolu ve uçak gemilerine inip kalkabilen bir özelliğe sahip olması için de çalışmalar devam ediyor. Hürjet eğitim uçağı olmanın haricinde hafif taarruzla beraber sınır güvenliğinde, terörle mücadele gibi görevlerde de kullanılmak üzere silahlandırılacak. İlk motor çalıştırma testini 30 Ocak 2023 tarihinde başarıyla gerçekleştirmiş, aynı yılın Nisan ayındaysa tamamen kanatlanmış ve gökyüzü semalarıyla buluşması serüveni başarıyla tamamlanmıştı. Bu uzun soluklu ve çetrefilli süreç olduğundan şu anda da düzenli olarak test faaliyetlerine devam ediliyor. Hürjet 2025 yılında envantere girmesi beklenen bir uçak. Ve seri üretim aşamasında ayda 2 adet olmak üzere ilk aşamada toplamda 16 adet üretilmesi hedeflendiğini biliyoruz. Hürjet'in mürettebatı 2 kişiden oluşurken uzunluğu 13.6, kanat açıklığı ise 9.5 metre. Son olarak yerden yükseklikte 5.1 metre. Hürjet kokpitinde yer alan kontrol paneli ise tamamen yerli mühendislik gücüyle üretilmiş. Gösterge özelliklerini tek bir ekipmanda toplayan, geniş bir ekrana sahip, dokunmatik özelliği bulunan bu ekranda pilot gerekli kontrollerini bu panel aracılığıyla rahatlıkla yapabiliyor. Söz konusu kontrol panellerinde ise motor, iniş takımları, yakıt ve haberleşme gibi konular da dahil olmak üzere birçok birimin kontrolü sağlanabiliyor. Hürjet turbofan motorlu bir uçak. Güvenilir ve bakımı kolay olan bu motor tipi genelde yolcu uçaklarında da kullanılıyor. Ancak ilk üretim Hürjetlerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünülmüş ve bu süre zarfında üretilecek olan uçaklara General Electric F-404 turbofan motoru entegre ediliyor. Dolayısıyla ABD'ye sipariş edilen 100 adet motor söz konusu. Bu da 100 adet Hürjet'in 2025'te envantere girmesi anlamına geliyor.